Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman. Kanalın kanalından yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere iTunes 4 kurulumunun kraklı kurulumunu göstereceğiz. iTunes 4 programının. Birçok kez sizlere iOS videolarımızda iTunes programının ne işe yaradığını anlatmıştık arkadaşlar. Bu videomuzda hem detaylı bir şekilde iTunes programını tanıyacağız hem de iTunes programının kraklı işlemenin kurulumunu yapacağız. Şimdi arkadaşlar cihazımızı bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayar gördü. Burası da gördü. Gördüğünüz gibi burada da göründü arkadaşlar cihazımız. Şimdi gel gelelim, güzel, tamam. Ben mesela fotoğraflarımı aynı anda bir klasör içerisine çıkartmak istiyorum. Şuraya bir tane yeni klasör oluşturalım. Önce fotoğraflar üzerinden deneme yapalım arkadaşlar. Buradan fotoğraflar bölümüne geçiş yapıyoruz. Sol taraftaki menüyü biraz tanıyacak olursak zaten cihaz, bu deviz cihaz arkadaşlar. Yani cihazınızın özelliklerini, önemli olan özelliklerini gösteren bir bölüm. İşte cihaz iPad 2, Wi-Fi 2, iOS 9.3.5, Activated Yes yani etkinleştirme e-mail'i bilinmiyor. Seri numarası bu. Zaten belli başlı bu seri numarasını kapatacağım arkadaşlar. Çünkü kopyalanabiliyor. iCloud açık, disk tipi, MLC, batarya yani batarya %65, country, ülke Türkiye diyor arkadaşlar. Bu arada UDD'de var diyor. Daha fazla detaylı da buradan görebilirsiniz. Burada ikinci kısımda arkadaşlar apps kısmından oyun uygulamalarınızın listesini görebiliyorsunuz. Bu listeyi buradan direkt bu şekilde seçip export dediğiniz zaman bu bilgisayarınızın herhangi bir noktasına bunları yedekleyebiliyorsunuz. Ama sadece IPA dosyalarına yedekleyebiliyorsunuz. Oyun içerisindeki sağ dosyalarını yedekleyebilmeniz için buradaki işte aliosmanlink@gmail.com veya cybercodex@gmail.com veya oyun ve uygulamaların içerisindeki tüm data dosyalarını, dokument dosyalarını da kaydedebilmeniz için buradaki bu oyun ve uygulamaların hangi hesap üzerine ise o hesap adlarını ve şifrelerini de girmeniz gerekiyor iTunes üzerine. Daha sonra bilgisayarınıza hem full yedeğini alabilirsiniz. Yani oyun içerisindeki tüm satın alma işlemleriyle beraber yapılmış, işte uygulamalardaki premium özellikleriyle beraber yapılmış, satın almış, daha önceki işlemleriniz, kayıtlarınız, her şeyiniz direkt olarak tek bir IPA dosyası içerisinde şey oluyor arkadaşlar, kaydoluyor bilgisayarınıza. İkincisi yine apps kısmına girdiğiniz zaman burada oyun ve uygulamaların yanında dokument seçeneği var. Bu dokument seçeneği bir cihazınız jailbreakli ise jailbreak içerisinde tabi ifile veya filiza veya apc2 tarzında tweakler yüklediyseniz bu tweakler sizin iPad'iniz veya iPhone'unuzun sistem dosyalarına erişme izni veriyor. Erişme izninden ziyade yani o dosyalarını görebilmenizi sağlayan tweakler arkadaşlar. O tweakler yüklüyse buradaki dokument kısmına tıkladığınız zaman burada gördüğünüz üzere tüm oyunun içerisindeki satın alma işlemleri yapılmışsa veya oyunun ilerleme noktaları, sav dosyaları, her şeyini alıp yedekleyebiliyorsunuz. Bunu da paylaşabiliyorsunuz. Başka birisi tarafından kullandırabiliyorsunuz arkadaşlarınız varsa. Sağ tarafındaki uninstall seçeneği ise o oyunu tamamen cihazdan kaldırıyor arkadaşlar. Gerçi iTunes'a bu şekilde ihtiyacımız hiçbir şekilde bu duymayacağız. Yani ihtiyaç duymayacağız çünkü iPhone'da veya iPad'de herhangi bir uygulamanın üzerine bir 5-10 saniye basılı tuttuğumuz zaman sağ üst köşesinde veya sol üst
gösterişinde mi neydi bakalım bir. Sol üst köşesinde bir çarpı işareti çıkıyor. Buna basarsanız direkt oyun uygulama siliniyor arkadaşlar. Şeye bile gerek yok. Ama siz burada toplu kaldırma işleminde yaparsanız bu şekilde hepsini seçip menü install derseniz buradaki tüm oyun uygulamalar cihazınızdan kalmış oluyor arkadaşlar. Update kısmı var yine apps kısmına girdiğim zaman update'de yani güncellemelerde buradaki yüklemiş olduğunuz oyun uygulamaların güncellemelerini direkt olarak hepsini listeyi tamamen seçip güncelleyebiliyorsunuz. Photos kısmına gelmiştik. Photos kısmında da ben bu bazı kısımları yapacağım arkadaşlar, gizleyeceğim. Mesela programın kraklı olduğu zaman yapıp yapabilemeyeceği şey vardı. Onu zaten iTunes programını kullanan daha önceki deneyim etmiş kişiler biliyordur arkadaşlar. Şimdiki burada diyelim ki bu dosyaları ben şey yapacağım, bilgisayarıma aktaracağım sürükle bırak mantığı ile. Yaptıktan sonra benden etkinleştirme anahtarı isteyecek mi istemeyecek mi, istiyorsanız test edelim. Ben bunu aldım bu şekilde. Foto diye bir klasör oluşturmuştum. Onun üzerine bıraktım. Şu anda gördüğünüz gibi burada neredeyse 161 MB'lık resimler direkt olarak hiçbir şekilde etkinleştirme anahtarı istemeden bilgisayarıma aktarılıyor arkadaşlar. Yani iTunes programı içerisinde etkinleştirme anahtarı olmazsa veya trial versiyonu, deneme sürümü bir iTunes programı kullanıyorsanız emin olun hiçbir şekilde resim, müzik veya ona benzer dosyalarınızı, videolarınızı tek tıkla birden fazla dosya aktaramayacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Burada daha önceki fotoğraflarım da varmış. Albümler kısmına geldiğimiz zaman burada işte kamera içerisinde 3, ekran resimlerinde 3, selfie'lerde 0, videolarda 21 tane videom varmış. Bunları da sileyim ya. 21 video niye ya? Bu şey tabii ki cihaz içerisinde mi yoksa iCloud içerisinde mi onu bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen cihaz içerisinde olduğunu düşünmüyorum ben. iCloud içerisinde bu. Burada müzik bölümüne geçiş yaptık sol taraftaki menüden. Ringtone zil sesleri, bir de ses kayıtları var. Tabi ses kaydı için bunun böyle bir özelliği yok iPad yazımın. Zil seslerinde yine zil sesi indirip buraya aktarabilirsiniz. Tabi müziklerimde de bunlar var. Her sabah bunu ayarlayıp işe kalkarken bunlarla kalkıyorum arkadaşlar. Zaten DJ Snacks, Lil Jon şey var. Bu orayı burayı yıkan bir tane müzik vardı ya. Yani o müzik çaldığı zaman kalkıp böyle yatağım atağa dağıtıyorum ben. Her gün LCD televizyon falan alıyorum evime. Hepsini kırdığımdan dolayı bu müzikle uyandığım için her şeyi kırıyorum arkadaşlar. Martin Garrix falan var. Neyse bunları zaten görüyorsunuz. Videolar kısmına geldiğimiz zaman yine cihazınızdaki filmler, TV şovları veya müzik videolarını bulabilirsiniz tabi varsa ki benim cihazım 64 GB veya 128 GB olmadığı için iPad Pro Plus Plus Fold gibi bir sürüm olmadığından dolayı onlar bizim hayalimiz arkadaşlar. E-box var, burada da şey var, e-box'ta E-box herhalde. E-box'ta yanlış herhalde dedim, kusura bakmayın. Kitaplarınız var. Burada bilgiler, contacts, bookmark neymiş? Bağlantılar. Diyor. iTunes Connect Read Your Contact Disable iCloud Following Steps. Hiçbir şey anlamadım. Evet. Burada Files bölümü var. En güzel, en sevdiğim bölüm arkadaşlar. Çünkü jailbreakli bir cihazın jailbreakli ise buradaki sistem dosyalarına erişebileceğiniz alan. Yani burada gördüğünüz gibi şu anda jailbreak klasörleri içerisinde geziniyoruz. Burada tabi yedeklerini alabilir, dev dosyası yükleyebilir, işte yeni uygulamalar yükleyebilir, güncellemelerini alabilir, indirmiş olduğunuz tweaklerin veya CD özelinden edinmiş olduğunuz uygulamaların dev dosyalarını veya yedeklerini bilgisayarınıza çıkartabilir, bir sürü işlemi yapabilirsiniz.
Bu şekilde gördük sol tarafta gitmeni. Peki tamam, ben güzel de resimlerle oldu. Bir de benim bunu müziklerle deneyeyim. Yani ben müzikler kısmına ben müzik aktarmak istiyorum. Şu anda benim elimde kaç tane müzik var? 6 tane müzik var arkadaşlar. MP3 dosyası var. Ben bilgisayardan MP3... Evet. Burada işte diyorum ki benim bu kadar müziğim var. Hepsi ne kadarmış? Öncelikle bakalım megabayt olarak ne tutuyor burası? 241 megabaytlık bir şey. Vay. 241 megabaytlık bir müzik dosyası varmış. Zaten şu yetiyor bana. Her neyse, ben bunu diyelim ki buraya aktaracağım. İçerisinde aynı olan var mı diye, yoktur herhalde. Şimdi burada dosyaların hepsini tamamen Ctrl A ile seçtim arkadaşlar. Burada 27 tane dosya var. Bu 27 dosya 241 MB tutuyor. Bunu aldım. Yine sol mouse'un sol taraftaki bölümüne tıklayıp buraya geldik. Bakalım buraya geldik. Ne oldu? Evet. Ha, pardon, özür dilerim. Import export özelliğini kullanmıyoruz. Çünkü direkt olarak sürükle bırak bunun üzerinde çalışmıyor. Şimdi import diyoruz. Yani içeriye müzik dosyası aktar. Ses dosyası aktar diyoruz. Buradan neredeydi? Mega'da mıydı? Download'da. Evet, şurada yeni bir klasör vardı. Müzik vardı. Buradan Ctrl A diyoruz. Hepsini seçiyoruz. Aç diyoruz arkadaşlar. Şu anda 27 crack demiş. Check it. Yani kontrol edildiğinde 27 tane diyor. Ok diyoruz. Ve gördüğünüz gibi tüm müzik dosyalarını hızlı bir şekilde iPad cihazımızın üzerine aktarma işlemini yapıyor arkadaşlar. Buradan da şunu anlayabiliriz. iTunes programı full olduğunu, cracklı olduğunu görüyor olacağız. Yani herhangi bir bizden etkinleştirme anahtarı istemiyor. Şu anda hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi tüm müzik dosyalarını iPad cihazımıza atıyor arkadaşlar. Şu anda 70 MB oldu. Yani iTunes'te bu şekilde değil. iTunes'te çok yavaş bir şekilde aktarma işlemi yapar ve bu şekilde hani import export özelliği yoktur. Onda bir oynatma listesi olacaksınız. O oynatma listesinin içerisine müzikleri ekleyeceksiniz. Daha sonra o müzikleri oynatma listesini alıp iPad içerisine sürükleyeceksiniz vesaire vesaire. Gördüğünüz gibi buradaki tüm müzik dosyaları yüklenmiş oldu arkadaşlar. When I don't see you every day. When I don't see you. Zaten benim en çok dinlediklerim Favo arkadaşlar. Neyse. Bu şekilde gördüğünüz gibi tüm dosyaları şeye attık. iPad cihazımıza attık. Bunu iPad cihazımızda da görebiliriz ama zaten iPad cihazımızın içerisinde olduğumuz için bir görsel şeye ihtiyaç duymuyorum. Şimdi buradan yine device bölümüne geçtik. Yani cihaz bölümüne. Buradaki işte ringtone maker var. Güzel. Bunun ne işe yarıyor? Bu sizin işte bir cihazınızdaki bir müzik dosyasını alıp belli bir kısmını kesip bunu zil sesi yapabiliyorsunuz. Bunu da farklı bir videoda mı anlatsam ne acaba? Güzel aslında. Güzel bir fikir ha. Farklı bir videoda anlatayım ben bunu ya. Neden durdu ben cam ben? Neden durdu ben cam cam? Şimdi burada backup restore var. Burada backup restore'da işte müziklerim var. Artık her şeyim var, bilmiyorum. Bakalım bir backup diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi Alison Link'in tüm cihazını nereye backup alsın, yani yedeğini alsın. C users Alios update remaining Apple computer mobile kısmı mobile scenic
Mobile Scenic backup klasörü içerisinde bir hani yedek oluşturacak buraya arkadaşlar. Veya buraya tıklarsanız farklı bir yere mi alıyor? Neyse bunu yaparsanız bu şekilde backup'ı alıyor arkadaşlar. Free Explorer var. Free Explorer'da sizin cihazınızda misal örnek veriyorum. Şey var. Adobe PDF var. Yani Adobe Reader var. PDF görüntüleyici. Free Explorer'da PDF dosyalarınızı diyelim ki burada gerçi user klasör burada şey var. Application bunu da çok zor bulundu ya. Bu şey sistem dosyalarıyla içerisindeki dosyaları işte kurcalama alma neyse ne yapacaksanız sistem dosyalarınıza direkt erişebileceğiniz nokta phone transfer telefon transfer neymiş lan ha şey iki tane cihazı birbirine transfer edebiliyorsunuz içerisindeki işte kişi listesini vesaire. Video convert varmış bu da güzel. Bak evet bu da işte iOS cihazdan aldığınız pardon iPhone cihazdan aldığınız ve iPhone 7'den aldığınız bir videoyu iPad cihazınıza uyarlamak isteyeceksiniz. Bununla ilgili convert işlemlerini yapıyor. Çünkü oynatmayabiliyor arkadaşlar. iPhone X'de ve iPhone 7'deki bir çekilen video HD kalitede olduğundan dolayı iPad cihazda çalıştırılamıyor. Yani veya çalıştırılamayabilir. Bundan dolayı da convert işlemi gerçekleştirilir. Burada da sizin işte fotoğraflar, diğer dosyalar, uygulamalar veya burası da boş alan. Şu anda 13 GB'dan 3.8 GB'dan kullandığımızı görüyoruz. Bu arada müzik dosyalarımız 30 tane varmış. 30 tane niye yalan söyleyeyim? 30 tane değil ki. Zaten 6 tane var. 27 tane de ekledik. 33 tane olması lazım. Yalancı. Burada fotoğraflar, pardon, 30 MB'mış. Dur ya şunu yenileyelim dur. Evet doğru, şimdi doğru. Müzik dosyası 272 MB, fotoğraflar 2.2 GB. Bu, bu bilgisayardaymış ya bu fotoğraflar, pardon. Şeydeymiş, cihaz içerisindeymiş, ben de iCloud'dan zannediyordum. Kitaplar 68 kilobayt. Ne benim kitabım yok ki o kadar. Apps, uygulamalar 1.1 GB. Boş alan 8 GB. Videolar 0 byte. Otter 1.3 GB. Otter ne la? Otter ne ben anlayamadım. Towbox kısmına geldik arkadaşlar. iTools'un en çok sevdiğim alanlarından bir tanesi. Play Explorer dediğimiz gibi sistem dosyalarına erişebildiğiniz alan, Battery Master yani batarya ustası. Bakalım ne yapıyormuş batarya ustası. Evet, charge time 2 saat 14 dakika. Yani şu andaki şarjınız 2 saat 14 dakikada deli gibi oynarsanız bu ancak bu kadar yetiyormuş. Full charge size ne bu la? Size 749 cc. Battery heal, batarya sıcaklığı 83. Ne yani %83 derken 83 derece mi? 83 derece olsa patlar. Battery information var. Burada da bazı kısımları ben yine şey yapacağım arkadaşlar. İzleyeceğim. Storage kısmına geldiğimiz zaman ne varmış? Ha şey. Storage şey arkadaşlar yani böyle şu anda şey var görüyorsunuz ya bilgisayarında buna taktığınız zaman sadece resim bölümlerini görüyorsunuz ya. Storage o. Yani siz bunun içerisine direkt olarak bir dosya atarsanız resim dosyasını bilgisayarınıza iPad veya iPhone cihazınız taktığınız zaman orada işte storage bilgisayarlar bölümünde iPad 2 veya işte neyse adı o şekilde açıldığı zaman storage kısmında içerisindeki dosyaları görebiliyorsunuz. Virtual local location neymiş bu sanal ortam. Sanal konum. Use will enable use develop mode. Oh. Sanal konum ne işe yarıyor? Sahte GPS gibi bir işlem mi yapıyor acaba?
Ayarlarına bakalım geldim mi? Evet, geliştirici bölümü gelmiş bunda. Burada arkadaşlar ekran mirror. Screen mirror. O güzelmiş, ekran yansıtma. Bakalım. Çok geç yansıma yapıyor yalnız. Bunu da söyleyeyim de. Güzelmiş arkadaşlar. iTunes'ta da ekran yansıtma yapabiliyormuşum ya. Ama bu kadar yapabiliyorum. Bunu da bu kadar yapabiliyorum. Olsun, ben bunu gene video düzenleme programıyla hırparım herhalde. İyiymiş. Bu arada geliştirici şeyini görüyorsunuz. Buraya gelmiş arkadaşlar. Biraz neredeyse 5 saniye kadar geç yansıma işlemini yapıyor. Bu arada ekran kayıt işlemini de iTunes programı içerisinde yapabiliyormuş gördüğünüz gibi. Ok dedikten sonra direkt bunu iTunes yapıyor. Yani şey yapmıyor. Direkt cihaz içerisinde kaydeder gibi. Yani AirShow gibi yapmıyormuş arkadaşlar. Sadece iTunes yapıyormuş. Bunu da kapatalım bari. Güzelmiş. Bunu kullanırız herhalde. İkon Manager var. Bu İkon Manager'da işte cihaz içerisinde yüklemiş olduğunuz oyun ve uygulamaların simgelerini değiştirmeye veya editlemeye, modifiye etmeye işe yarayan bir özellik arkadaşlar. Bu da açılmasını beklersek öldürür. İkon Fixer. Bu da artık neyse bakalım. Tamam anladım. Doğru. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kısımda şunu söylemek istiyor. Diyelim ki siz Twigbox'tan, işte TutoApp'tan, oradan, buradan, şuradan oyun uygulama eklediniz cihazınıza. Oyun yüklendi. Mesela ben şunu denemiştim. MatchColic'i yükledim. Çünkü MatchColic iPad cihazlar için şey yapılmamış. Yani uyarlanmamış. iPhone cihazlar için var. Ben de iPhone cihazı iPad'e yükleyebiliyoruz. App Store buna izin veriyor. Neyse yükledim. MatchColic geldi ama yüklendi. Simge bu şekilde görünüyor. Yani bozuk bir şekilde görünüyor. Ama içerisine girdiğiniz zaman MatchColic açılıyor. Ama iPhone sürümü açılıyor dikey olarak. Ve kenarlarında bayağı kalın bir siyah çizgiler var. Zaten bunu deneyenler bilir. Bu şekilde görünen bir simgeniz varsa burada clean dediğiniz zaman bunu düzeltiyor. Veya simgeyi zorla yüklemeye çalışıyor. Güzelmiş bu. Icon Fixer. Console Log. Bu. CMD Console gibi aynı arkadaşlar. Hani bilgisayarda CMD konsol vardır ya, onun gibi. Crash reports, hata raporları, SSH tünel, please install OpenSSH CD ready. Tamam, CD'dan OpenSSH kurmamız gerekiyormuş. Pwn transferi zaten yaptık, BK onları da görmüştük arkadaşlar ilk tarafta. Şu neymiş? H-Converter. Neler? Resim dosyasını convert ediyormuş. Ama H formatını ben hiç duymadım. JPEG'den H'e. Evet, iTunes durumu. Apple mobil cihaz desteği 64 bit desteği için install et, yani yüklenmiş. Apple application support 32 bit ve 64 bit için yine yüklenmiş. Apple mobil cihaz servisi şu anda kullanılıyor. Driver init status normal. Bu şu arkadaşlar, bu kullandığımız iTunes programının özelliklerini veriyor veya işte içerisindeki sunduğu, desteklediği özellikler, diğer detaylarıyla alakalı şeyi var,
özellikleri var arkadaşlar. Bu arada buradan şey varmış, ekran resmi alabiliyormuşuz. He, güzel. Bakın buradaki direkt ekran resmini alabiliyormuşuz. Reboot yeniden başlatabiliyoruz veya yenileyebiliyoruz. Tabii bu şey yeniden başlatma, cihazı yeniden başlatma. Bu da tazeliyor. Buradaki bilgileri tazeliyor arkadaşlar. Buradan isminizi direkt olarak değiştirebiliyorsunuz. Yalnız bunun ben şeyini göremedim ya. Bunun Türkçesini de bulursam sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hakkında bölümüne bakalım. Burada gördüğünüz gibi iTunes versiyon 4, 3, 2, 5 activated diyor. Yani etkinleştirilmiş diyor arkadaşlar. Bunu da son bir şekilde gördüğümüzde artık iTunes programımızı full bir şekilde kullandığımızı görmüş oluyorsunuz. Şimdi bir de şunu da son göstereyim arkadaşlar. İlla hepsinin içerisinde gösterdik. Herhangi bir oyun uygulama içerisinde ben bir satın alma hilesi gerçekleştirdim. İşte Real Ranking 3'te sınırsız para yaptım. Ben bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Burada dokument klasörü içerisinde veya oyunu yüklediğim için ben şifremi de girdiğim zaman arkadaşlar işte şu kısımdan seçtiğim zaman export dediğim zaman o oyunda içerisindeki tüm bilgilerle beraber şey yapabiliyorum. Yedeğini alabiliyorum ve paylaşabiliyorum. İndiren kişi de o oyunu yedeklerini çıkartabilir veya şu şekilde yaparım ben. Buradaki dokument kısmı içerisindeki tüm dosyalara işte şu şekilde sürükle bırak yaparak bilgisayara aktarır. Bunları sıkıştırır ve sizlerle paylaşır. Bunlar da yine siz yüklediğiniz zaman böyle bu örnekleme böyle anlatım arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız zaman işte siz de dokument dosyası içerisinden buna giriş yapıp içerisindeki satın alma işlemlerinde kendi cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Bir de ne vardı? Yani IPA dosyası çıkarma, onu da zaten anlatmıştık. Bu şekilde iTunes programını kullanabilirsiniz. Bu arada cracklı olduğundan dolayı siz dokument dosyalarına belki erişebilirsiniz. Onu da söyleyelim. Yani illa jailbreak'e ihtiyacınız olmayabilir. Onu da denemekte fayda var arkadaşlar. Dokument kısmını. Çünkü ben bu oyunu yedeğini aldığım zaman, sizlerle paylaştığım zaman arkadaşlar buradaki mail adresini ve şifresini de sizlerle paylaşmam gerekiyor. Ki onda sıkıntı yok. Onu çözdüm ben. Mail adresini yine paylaşırım. Zaten görüyorsunuz buradan. Şifre kısmına da gelecek olursak Apple sahte şifre işlemi yapıyor. Yani sahte şifre veriyor bize. Bu sahte şifreleri işte Impactor ile iTunes'da veya Ifanbox'da veya ona benzer farklı bir programda açabilmemizi sağlıyor hesabımızı. Ve bu sayede işte yedeklerimizi o programlar ile cihazımıza yükleme imkanı sunabiliyor. Yani alabiliyoruz. İmkanımız oluyor diyelim, alabiliyoruz değil de. Ben de o sahte şifreleri sizlerle paylaştığım zaman siz de benim indirmiş olduğum oyun uygulamaların içerisindeki tüm satın alma işlemlerini bedava kendi cihazlarınıza kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirseniz. Video bayağı uzun oldu. Kusura bakmayın bundan dolayı. Çünkü iTunes programı bayağı bir kapsamlı bir program arkadaşlar. Ama basit arayüz ve basit kullanım şekliyle siz de indirdiğiniz zaman kullanımının ne kadar çok kolay olduğunu göreceksiniz. Ve iTunes'a 5 çeker. Pardon, iTunes'a diyorum. iTunes'e yani 5 değil 100 çeker. 500 çeker bu program arkadaşlar. Hızlı bir şekilde veri dosya bilgisayardan cihazınıza alışverişini hızlı bir şekilde yapar. Her şey yapıyor. Tabi ilerleyen günlerde zil sesi yapmayı da göstereceğim. Tabi zaman bulabilirsem. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir şey varsa video altına yorum yapabilirsiniz. iTunes programını ve Crack dosyasını tek bir indirme linkinden sizlerle paylaşacağım. Bunu da video altından indirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kanalımıza daha fazla video görmek istiyorsanız videolar kısmını ziyaret ederek yüklemiş olduğumuz 700 adet videodan tüm videolarımızı bu kısımda daha fazla yükleyerek tüm videolarımızı izleyebilirsiniz. Ayrıca bütün videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimler kısmını açabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Video bitti dostum. Beklemenin bir anlamı yok. Ha, istiyorsan yine kanala abone olabilirsin.
Ben zaten gideceğim.